Herkese merhaba. Samsung Galaxy Note 3 geçtiğimiz ayın başında Berlin'de IFA'da tanıtılmıştı. Bu telefon kısa bir süre sonra da dünya piyasasında yer almaya başladı. Türkiye'de de dünya ile aynı anda piyasaya sunuldu. Samsung Galaxy Note 3 geçtiğimiz yılın modellerine göre biraz daha profesyonel görünüme, biraz daha çekici görünüme sahip. Samsung Galaxy S4'ün bazı tasarım unsurları ödünç alınmış. Bunun yanı sıra yine birinci nesil Galaxy Note akıllı telefonuna benzer bir havaya sahip Samsung Galaxy Note 3. Geçen yılın Galaxy Note 2 cihazı biraz daha kavisli köşelere sahipti. Galaxy Note 3'te ise köşeler biraz daha keskinleştirilmiş. Yine tabii yuvarlak hatlar korunuyor ancak biraz daha resmi havada duran bir cihaz var karşımızda Samsung Galaxy Note 3'te. Samsung Galaxy Note 3'te 5.7 inç Full HD ekran var. Super AMOLED ekran. Ancak 5.7 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip ekrana sahip olmasına karşın Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 2 ile aynı yüzey alanına sahip hemen hemen. Bu sayede de telefonun ekranın büyümesine karşın yine Galaxy Note 2'dekine benzer bir tutuş deneyimi sunuluyor. 8.3 mm'lik kalınlığa sahip bir kasa var. Telefonun büyük yüzey alanına karşı bu ince yapısı sayesinde, ince profili sayesinde de telefonu gördüğünüz gibi tek elde tutmak, kullanmak mümkün oluyor. Tuş yerleşimleri de telefonun tek elde kullanılmasına biraz da uygun bir ortam oluşturuyor. Samsung Galaxy Note 3'ün tasarımına biraz daha yakından baktığımızda yeni plastikten yapılmış bir telefon karşımızda, bir Samsung klasiği. Telefonun kenarlarını metal görünümlü bir çerçeve çeviriyor. Galaxy S4'te de benzer bir çerçeve yapısı görmüştük. Aynı şekilde Galaxy Note 3'te de karşımıza çıkıyor. Arkadaki kapak yine plastik ancak deri görünümünde, sahte deri görünümlü bir kapağa sahip. Siyah ve beyaz renkli kapaklar var. Doğrusunu söylemek gerekirse test ettiğimiz kadarıyla siyah renkli kapağın biraz daha yumuşak oldu. Biraz daha deri hissi verdiği dikkatimizi çekti. Beyaz renkli kapak biraz daha sert, biraz daha düz, biraz daha plastiği andırır bir havaya sahip. Kenarlarda gördüğünüz dikiş izleri de Galaxy Note 3'ün havasına biraz daha vakit atıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kapağı gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkarıyorum. Plastik bir kapak. Yine daha önce gördüğümüz Samsung cihazlarındaki gibi rahatlıkla kıvrılabiliyor. Kapağın altında Samsung Galaxy Note 3'ün yüksek kapasiteli bataryası var. Bunun yanı sıra micro SIM kart yuvası ve micro SD kart yuvası da gördüğünüz gibi hemen pilin üst tarafında yer alıyor. Galaxy Note 3'ün arkasında 13 megapiksel kamera var ve LED flash hemen kameranın arkasında altında yer alıyor. Samsung logosu dikkat çekiyor. Alt bölümde S kalem var, S Pen var gördüğünüz gibi. S Pen'in tasarımı da değiştirildi. Simetrik bir yapı kazandırıldı ve bu sayede S Pen'i istediğiniz yönden sokarsanız sokun. Gördüğünüz gibi rahatlıkla yuvasına oturuyor. Alt bölüme baktığımızda hoparlörü görüyoruz. Mikro USB portu var. Samsung Galaxy Note 3 USB 3.0 desteğine sahip olduğu için farklı bir mikro USB portuna, yeni nesil mikro USB portuna sahip. Ancak bu durum sizi endişelendirmesin. Eski tip mikro USB kablolarla da bu telefonu şarj edebilirsiniz. Tabii USB 3.0 desteği olduğu için telefon biraz daha hızlı veri aktarımına olanak sağlıyor. Ana mikrofon alt bölümde. Üstte de ikinci bir mikrofon daha var. 3.5 mm'lik kulaklık ışığı ve Kızılötesi Sport dikkat çekiyor. Sağ tarafta her zaman olduğu gibi tüm Samsung cihazlarında gördüğümüz gibi güç butonu, açma kapama tuşu ve solda da ses tuşları yer alıyor. 5.7 inç Super AMOLED ekran var. Full HD çözünürlüğe sahip. 400 ppi'ye yakın bir piksel yoğunluğu var. Galaxy Note 2'nin ekranına baktığımızda gerçekten yazıların biraz daha keskin, biraz daha detaylı grafiklerin sunulduğunu görürüz. Samsung Galaxy Note 3'ün 5.7 inç Super AMOLED ekranında ekranın parlaklığı iyi, görüş açıları da iyi seviyede, tatmin edici seviyede iyi bir görüş sunuyor. Güneş altında da AMOLED ekran iyi bir görüş sunuyor. Bu açıdan herhangi bir problem yok. Ekranın altında görmüş olduğunuz gibi yine fiziksel kontroller var. Menü, ana ekran ve geri tuşlarını görüyoruz. Üstte de yine 2 megapiksel kamera var. IOS hoparlörü ve sensörler dikkat çekiyor. Devam edelim. Samsung Galaxy Note 3'te Android 4.3 Jelly Bean çalışıyor ve bunun üzerinde Samsung'un TouchWiz kullanıcı arayüzü var. Genellikle TouchWiz kullanıcı arayüzünün Samsung Galaxy S4'te gördüğümüz 2013 model TouchWiz'den çok fazla bir farkı yok. Yine aynı uygulamalar, çeşitli Note özel çeşitli uygulamaları görüyoruz. Yine Google uygulamaları var, internet tarayıcısı vesaire. Yine Google Play Store'dan indireceğiniz uygulamalar Galaxy Note 3'te karşımıza çıkıyor. Tabii ki Galaxy Note 3'ü farklı kılan unsur kalem uygulamaları. S Pen'i yerinden çıkardığımızda görmüş olduğunuz gibi bir Air Comment adı verilen bir pencere çıkıyor. Bu pencere gördüğünüz gibi
kalemi ekran üzerinde bekleterek hangi işlevin neyi açtığını görmemize olanak sağlıyor. Diyelim iş notunu açtığımda karşıma şekildeki gibi bir not paneli çıkıyor. Buraya istediğim şekilde notlar alabilirim. Diyelim ki bir telefon numarası yazalım. Daha sonra eyleme bağla şeklindeki ikona dokunup buradan yazı yazdığım alanı seçebilir ve bunlara gördüğünüz gibi çeşitli eylemler atayabilirim. Doğrudan telefon numarasını aramak mümkün. Gördüğünüz gibi. Tabii bunu düzgün şekilde tanıması gerekiyor. Gördüğünüz gibi başka bir işlev atladığımda da not penceresi ekranda asılı kalmaya devam ediyor. Tekrar bu alanı seçeyim. Bir kişi kaydı oluşturabilirsiniz. Veya başka kayıtlar yapabilirsiniz bunun üzerinde. E-posta gönderebilir, internet arayabilir. Bu şekilde bazı işlevleri gerçekleştirebilirsiniz. Tabii benim yazım biraz bozuk. Daha düzgün, daha okunaklı yazdığınız takdirde Galaxy Note 3'ün tanıması da çok daha iyi olacaktır. Devam edelim. Kalemi yerinden çıkardığınızda, yuvasından çıkardığınızda Air Command penceresi otomatik olarak açılıyor. Ancak kalem üzerinde yer alan tuşa da bastığınızda yine bu pencerenin açıldığını göreceksiniz. Kalem penceresi var. Kalem penceresi ekranın herhangi bir yerine kare çizerek çeşitli uygulama pencerelerini açmanıza olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi ekranın üstünde bir kare çizimi, bir dikdörtgen şekil çizdiğimde hesap makinesi saat, YouTube gibi uygulamaları açma fırsatı sağlıyor. Bunlar sayesinde de ekranda çok daha rahat bir şekilde çoklu görev çalışması yapmak mümkün oluyor. Bir tane ekran dururken tekrar bir tane daha pencere açabilirim. Bunun için yapmam gereken kalem üzerindeki tuşa basmak. Kalem penceresi açılsın. Yine bir tane daha seçelim. Buradan da YouTube açalım. Gördüğünüz gibi YouTube uygulaması da açılıyor. Bir yandan da video izleyebilir, bir yandan da internette gezinebilirim. Samsung Galaxy Note 3'ün büyük ekrana sahip olmasının işte bu güzelliği var. Birkaç tane pencere açabilerek çok daha rahat bir çalışma ortamı sunuyor. Bu uygulama pencerelerini kapatabilir ya da büyüterek tam ekrana geçirebilirsiniz. Bu da bir diğer özellik. Devam edelim. Yine Air Command penceresini açtığımızda ekran yazısı var. Ekran yazısı ekranın hemen bir görüntüsü alıp daha sonra bu ekran görüntüsünde çeşitli notlar almanızı, bu notları ekran görüntüsüyle birlikte çeşitli paylaşım kanalları üzerinden paylaşmanıza olanak sağlıyor. Buradan çıkalım. Ve bir başka özellik yine kaleme atanmış. Karalama defteri. Karalama defteri de özellikle internet arayışında oldukça işe yarıyor. Kapatıp tekrar internet tarayıcısı üzerinde açalım. Diyelim ki gördüğünüz gibi bir web sayfası var ve bu web sayfasındaki bazı notları almak istiyorsunuz. Kalemin üzerindeki tuşa basıp daha sonra karalama defterini seçin ve not almak istediğiniz alanı şekildeki gibi tarayın. Taradığınız bu alan daha sonra bir not kağıdı içerisinde şekildeki gibi atılacak. Sayfanın başlığı, sayfanın adresi yer alıyor. Bunun yanı sıra benim az önce karaladığım alanda aşağıya eklenmiş. Not bölümüne girerek buradan istediğim şekilde kalemle notlar alabilirim. Bu karalama defterini eklemek için. Ve daha sonra etiketlere girip çeşitli etiketler ekleyebilirim. Kalemi götürdüğüm anda gördüğünüz gibi kalem işareti geliyor buradan. Galaxy yazalım. Kaydet diyelim. Daha sonra bir tane daha not girelim. Not yazalım. Kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde etiketleri de ekledim. Notumu da ekledim ve daha sonra kaydet diyerek bu notu karalama defterine kaydediyorum. Daha sonra yine bir Air Command penceresi açalım ve S Finder'a bakalım. S Finder'da telefon içerisinde çeşitli içeriklerde arama yapmanıza olanak sağlıyor. El yazısında, notlarda, iletişim bilgilerinde veya not aldığınız karalama defterlerinde eklediğiniz etiketlere bağlı olarak çeşitli karalama defteri notlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Az önce oluşturduğum karalama defterinde de gördüğünüz gibi karalama defterine S Finder üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorum.
Bahsettiğimiz bu işlevler dışında Samsung Galaxy Note 3'ün kalemiyle, S Pen kalemiyle havada beklet özelliğini kullanarak çeşitli menü elemanlarını uygulama klasörünün içerisindekileri ön izlemesini yapabilirsiniz. Aynı zamanda video uygulamasında da benzer şekilde ön izleme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bu arada Samsung Galaxy Note 3'te dikkat çeken bir başka özellik de Flipboard uygulamasının ana ekrana eklenmiş olması. Gördüğünüz gibi parmağınızı ana ekran tuşundan yukarı doğru ekranın ortasına doğru sürükleyerek Flipboard uygulamasının Samsung Galaxy Note cihazlarının özel versiyonunu görüntüleyebilirsiniz. HTC'nin Blink Feed uygulamasının bir benzerini Samsung'da Galaxy Note'a Flipboard yardımıyla eklemiş ve karşımızda da bu şekilde rahatlıkla gezinebileceğimiz, neler olup bittiğini görebileceğimiz bir uygulama çıkıyor. Samsung Galaxy Note 3 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Videoda anlattıklarımızdan çok daha fazlasını teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.